Merhabalar, Advice Sarı Koltuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Kaan Gökhan. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bize kendini tanıtır mısın Kaan? Kaan Gökhan ben. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Mühendisliği bölümünde okuyorum. Geçen sezonda Work and Travel'a katıldım. Lakeshore bölgesindeydim. Orada food runner'lık ve basırlık yaptım. Bir otelde, otel restoranında çalıştım. Aynı zamanda kahvaltısı vardı. Kalan zamanlarda da orada da çalıştım. Hazırsan sorularıma başlıyorum. Başlayalım. Bir daha work and travel yapsan kesin şunu yapardım dediğin bir şey var mı? Ya öncelikle işimizin iyi olması lazım. Yani iş kötüyse, yani burada acenta seçimi çok önemli. Orada şanslıydım, iyi bir işe gittim. İyi iş olunca iyi para kazanıyorsun. Ondan sonra her şey güllük gülistanlık oluyor zaten. Dediğim gibi yani işe dikkat ederdim. Peki Amerika'da yaşadığın unutamadığın bir anı bize anlatabileceğin bir hikayen var mı? Ya birçok var ama ilk aklıma gelen araba kiralama mevzusu oldu. Çünkü orada ne yaşım yetiyor, ne kredi kartımız var, hiçbir şey yok. Yani bize kiralamaları için hiçbir sebep yok. Bir tane acenta tarzı bir şey önerdiler. Dediler oraya gidin. Oraya gittik işte Hintliler, Pakistanlılar falan. Adam yani bir tane bir şey imzaladık verdi hemen. Dedi ki kaza yapmayın ama falan dedi. Dedim niye sigortası yok mu? Var ama dedi yani çok küçük bir sigorta. Yani çizseniz bile yani siz ödersiniz yani o kadar. Hatta işte yok çizilse bile 700 dolar charge edeceğiz falan öyle anlaşmalar yaptık çok. Ve fazla da para verdik. Yani ona bir Mustang falan kiralardık herhalde. 3 günlüğüne falan kiralamıştık. O biraz yani maceralı geçti. Çünkü yolları bilmiyoruz. Park ettiğimiz yerler ne kadar güvenli. Bir sıkıntı olsa direkt 1000 dolar en az bizden charge edeceklerdi. O biraz sıkıntılıydı benim için. Ondan sonra biz bir otel kiraladık. Tabii ucuz olsun diye hep yani en ucuzları kiralıyoruz. O da iyi yerlere denk gelmiyor tabii. Arabayı aldık, götürdük, park ettik. Ondan sonra bir tabela asmışlar oraya. İşte geçen gün buradan araba çalındı. İşte arabalarınıza dikkat edin vesaire tarzı. Bize dedik yani gittik resepsiyona sorduk. Niye ne yapabiliriz falan dedi. Bir şey yapamazsın. Ya. Çalınırsa çalınır tarzı dedi. O yüzden biz hani sürekli bakıyorduk araba yerinde mi falan tarzı. O biraz sıkıntılı oldu bizim için. Peki Kaan sen yaklaşık 4 aya yakın bir süre Amerika'da kaldın. Bu yıl da Work and Travel yapacak birçok öğrenci var ülkemizden. Sen bu yıl Work and Travel yapacak öğrencilere neler tavsiye edersin? Sence oraya gitmeden önce olabilir, oradayken olabilir? Ya burada bence en önemli şey İngilizce seviyesi. Yani İngilizce dilini geliştirebildiği kadar geliştirsin. Özellikle yani tabii ki konuşma anlamında diyorum bunu. Kalıplar öğrenebilirler, ne bileyim kelime çalışabilirler. Çünkü orada eğer dil biliyorsanız, yani anlaşabiliyorsanız daha doğrusu, yani para da kazanırsınız. Yani istediğiniz şeyi yaparsınız da. En önemli şey bence dil. Peki gitmeden önce mesela burada Türkiye'den hazırlık yaparken onlara öğrenebileceğim bir şey var mı? Hazırlık aşamasında şuna dikkat etsinler. Ya ilk olarak ben kalacağım yer belli değildi benim. O benim için büyük sıkıntıydı. Gittiğim zaman otele dedim hani kalacak yerimiz yok. Bize bir günlüğüne oda verdiler. Ondan sonra işte biz o Lakeshore'da kalacak yer ayarladık. O bizim için sıkıntılıydı. Ha, bavullar falan da var. Bavulla gezmesi de zor oluyor. Kalacağı yeri ayarlasınlar yani ilk olarak. İki, bavullarına gereksiz çok şey koymasınlar. Zaten hani aldığımız şeylerin %50'sini hiç kullanmıyoruz. Öz kıyafet anlamında. Ve gideceği yerin hava durumuna baksınlar. Yani genel olarak nasıl, yağmurlu mu? İşte bazen çok soğuk olabiliyor. Özellikle akşamları, kuzey bölgeleri. Onlara dikkat etsinler. Ya bazıları para kazanmak için gidiyor. Bazısı daha çok eğlence için gidiyor. Ama tabii bir para kazanmak lazım. Orada sonuçta kira vereceğiz. Ne bileyim fatura ödeyeceğiz, sonra gezeceğiz ve hatta işte parayla dönmek isteyenler oluyor. Şimdi bunun için öncelikle gittiğimiz zaman ilk bir hafta, iki hafta istediğimiz paraları kazanamayabiliriz. Çünkü daha işveren seni tanıyor, işte overtime vermiyor daha yeni tanıştığınız için. Ama zaman geçtikçe hem daha çok para kazanmaya başlıyorsunuz ve özellikle eğer siz bunu söylerseniz işte ben daha çok çalışmak istiyorum, işte overtime istiyorum diye bunu işvereninize iletirseniz düzgün bir dille ya bence geri çevireceklerini zannetmiyorum. Çünkü özellikle yaz dönemi çok kalabalık oluyor, herkesin işçiye ihtiyacı var. Ya bunu iyiye kullanabilirsiniz aslında. Ya onun için sabırlı olun ve yani süreç biraz kendinize zaman verin. Ondan sonra zaten her şeyin çözüldüğünü göreceksiniz. Kazanç konusunu herkes çok merak ediyor. Benim de çevremde sürekli soruyorlar. Bu kişiden kişiye göre değişir. Özellikle İngilizce seviyesine göre. Dediğim gibi başta dedim zaten iş önemli. Hani bazıları şey diyor işte ben atıyorum Las Vegas'a gitmek istiyorum diyor ama önemli olan iş burada yani. İş seçin bence. Kazançlar anlamında da genel olarak haftada hani 1000 dolar kazanana iyi diyorlar. Ama bu değişiyor. Hani kendimden örnek verecek olursa bazen işte 60 saat, bazen 80 saat çalıştım. Yaklaşık 2,5 ay etkin çalıştım diyebilirim. Ve bu 2,5 ayda da işte 16 bin dolar. Yani 2,5 ayda 16 bin dolar biraz daha fazla kazanmış olabilirim. Tabii kişiden kişiye ve İngilizce seviyesine göre değişiyor. Peki Kaan, Work and Travel yaptın, geldin, Türkiye'desin, okuluna devam ediyorsun Evet. şimdi. Work and Travel sana neler kattı? Senin üzerinde ne gibi etkileri oldu? Bunlardan bahsedebilir misin bize? Öncelikle her yönüyle çok iyiydi. Çok
müthiş geçti benim için. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Özellikle travel kısmı çok iyiydi. Bir tane eyalet gezdim. Bunlar da çok eğlendim. Bir daha tabii gidebilir miyiz, o da soru işareti olduğu için herkes değerlendirmesi lazım bence bu şansı. Döndüğüm zamanda da tabii Türkiye'ye alışmak biraz zor oldu, özellikle ilk bir ay. Çünkü orada hep böyle eğleniyorsunuz, işte istediğinizi yapıyorsunuz falan. Okul biraz zor geldi. Hala da geliyor. İşte o şekilde. Peki neler kattı mesela sana, işte özgüven anlamında olabilir, İngilizce anlamında olabilir, bununla ilgili söyleyebileceğim bir şey var mı? Şöyle, öncelikle biz giderken işimiz haricinde hani dediğim gibi kalacak yerimiz dahi yoktu. Ben biz hep kafamda soru işaretleri, ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünüyordum. Ama ondan sonra gittiğim zaman her şeyin çözüldüğünü anladım. Yani o anlamda bir kendime özgüvenim ya zaten vardı, daha da katlandı diyebilirim. Çünkü yani her şeyi kendimiz yaptık. Social Security numarası alırken bile hiç yardımcı olmadılar. Hani biz gittik, aldık falan. Yani o anlamda evet, özgüven artışı sağladı bence. Özellikle çok iyi tecrübeler edindim orada. Bence yani bir daha ne zaman o tecrübeleri edinirim? Bence edinemezdim. Özellikle dil anlamında da çok iyiydi. Tabii çalıştığımız yerde Türkler de vardı ama özellikle garsonların çoğu yabancıydı. Bu çok ekstra bir şeydi benim için. Çünkü ben orada full runner'lık yaptığım için hem garsonlarla hem orada işte gelen müşterilerle hep yani İngilizce konuşmak zorundasınız. Özellikle speaking anlamında çok geliştirdi diyebilirim. Peki sen bu anlamda Watt'ı başkalarına önerir misin? Ya tabii öneriyorum ki... Yani yaklaşık 15 kişi falan tekrardan işte Advice'a yazıldık. Yani öneriyorum tabii ki. Herkes bence eğer imkanınız varsa yapın. Peki az önce diğer Türk öğrencilerden bahsettin. Gittiğin, çalıştığın yerde de belki başka Türk öğrenciler vardı. Evet. Oradaki Türk öğrencilerle ilgili gözlemlerin neler oldu senin? Sence orada neleri doğru yapıyorlar, neleri yanlış yapıyorlar, şunları yapmasınlar diyebileceğin, onlar için söyleyebileceğin bir şeyler var mı? Etrafında Türk olması kötü bir şey değil. İlk olarak onu söyleyeyim. Yani herkes hani dilimiz gelişmeyecek Türkler var. Çünkü bir yerde de bence olması kötü değil. Yani ben olmasını tercih ederim. Şöyle, çünkü orada yalnızsınız. Yani yabancılar da size bir yere kadar yardım edebilir. Hani Türk dayanışması oluyordu. Yani o güzel bir şey. Ama tabii sonuçta yabancılarla aynı ortamda çalıştığımız için hep Türkçe konuşmak da bir yerde hem onlar razı gelmiyordu. Çünkü diyor acaba benim hakkımda mı konuşuyorsun? Ve böyle çok olay yaşadık. Hani bir sıkıntı çok Türkçe konuşması aralarında. Ki bazı yerlerde bu çözüldü bence. Hani İngilizce'de konuşuyorduk aramızda. Çok da yaptıkları kötü bir şey yok yani. İyiler bence. Peki travel döneminde oldu çalışmanın dışında. Sen Amerika'da nereleri gezdin? En çok nereyi beğendin? Ve bu yıl BAT yapacak öğrenciler için kesin şurayı görsünler dediğin bir yer var mı? Travel'ın New York City, Las Vegas ve Los Angeles'a gittim. Aralarında en çok Los Angeles'ı beğendim. Sonra New York'tu. En son Las Vegas'ta tabii sebebi var. Las Vegas'ta araba kiralayamadım yaşımdan dolayı. Los Angeles'ta da biraz şans oldu kiralamamız. Ama New York o anlamda bence en iyi yer. Hiç arabaya ihtiyacınız yok. Toplu ulaşımla her şeyi çözebilirsin. Her yere gidebilirsiniz. Bence New York'a gidin. Yani tek bir yeri gezecek olsaydım Los Angeles'a giderdim. Peki mesela Los Angeles'ta, özellikle Los Angeles'ta şuraya gitsinler, Los Angeles'ta şuraya kesin görsünler dediğim bir yer. Ya Los Angeles'ta her yere gidin. Özellikle diyorsanız Venice Beach, ondan sonra Westwood ve Beverly Hills var. Kesin oraları görsünler. Hollywood Sign var. Zaten bunlar herkesin gittiği yerler. Ama genel olarak gezin. Los Angeles'ın her yerine gidin. Hani mesela 3 yerdense Los Angeles'ı gezin derim. Eğer çok para harcamak istemiyorsun ama kesin Los Angeles'a gidin. Watt yapmayı düşünen öğrencilere advice, yurt dışı eğitimi önerir misin? Neden? Ya öneririm. Başta da dedim zaten. Ben gittim. Herhalde 2 ay sonra Furkan abiyle iletişime geçtim. Dedim ben tekrardan gelmek istiyorum. Ben Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde okudum. Oradaki arkadaşlarımıza falan da söyledik. Zaten hep konuşuyorduk. Onlar da yazılmak istedi. Şu an herhalde bir 15 kişi falan tekrardan advice'a geldik. Yani şu anda memnunum. Peki Kaan, sorularımız bu kadardı. Konuk olduğun için, sorularımızı içtenlikle cevapladığın için sana teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben Kaan Gökhan. Bugün AdviceSet'in Sarı Koltuk programında misafir oldum ve size deneyimlerimi anlattım. Önümüzdeki sezon Work and Travel'a gidecek herkese başarılar diliyorum. Bol şans.